tartışacak. Kemal Bey'in de 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadınla buluşacağı belirtildi. Şimdi Erbakan'ı anma toplantısına da katılacak altı lider biliyorsunuz. Şimdi 28 Şubat tarihi üzerinden bir konuşalım isterim sizinle. Tarihi bir yüzleşmenin, bir helalleşmenin başlangıcı mı bu tarih? Nedir 28 Şubat? Ben böyle görmüyorum. Zaten Sayın Genel Başkan da böyle görmüyor. Sayın Genel Başkan yapmış olduğu bir açıklamada 28 Şubat tarihinin özellikle belirgin bir gerekçeyle seçilmediğini söyledi. Yani öyle denk düştü dedi galiba Fikret Bila'yla. Denk düşer mi böyle bir şey? Denk düşmüş ama şimdi çok ilginç. Hemen ertesi gün yani 12 Şubat'ın ertesi günü 13-14 Şubat tarihinde Gelecek Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Sayın Davutoğlu bunun büyük bir kazanım olduğunu, bu toplantının 28 Şubat'ta yapılacak olmasının bir kazanım olduğunu söyledi. Ayrıca bunu destekleyen başka ifadeler de kullandı İpek Hanım. Yani ben öyle bir izlenim aldım ki 28 Şubat'a denk düşürülmesi için bir çaba harcanmış. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü hani bu kadar deneyimli siyasetçi bir araya gelip bir tarih belirleyip o tarihte 28 Şubat olunca olmuyorsa tesadüf olması mi? Ama işte ben yine de bir partili olarak Sayın Genel Başkanımızın açıklamasını esas alıyorum. Sayın Genel Başkan aslında bir süredir işte helalleşme vesaire ifadelerini de seslendiriyor. Eğer öyle görmüş olsaydı bu bağlantıyı memnuniyetle kurardı bence. Sayın Genel Başkan'ın kendiliğinden olduğu, öyle denk düştü, öyle rast geldi demesi. Dolayısıyla benim hakikaten konuya böyle yaklaşmış olduğu şeklinde bir düşüncemi ifade etmemi gerektiriyor. Ama burada şu da ilginç. Yani bunu böyle görüyorsanız bunu da söyleyebilirsiniz. Yani sonuçta bunu okuyan insanlar, bunu dinleyen insanlar daha dakika bir gol bir gibi hani ilk başta böyle bir ayrılığın ortaya çıkmasından rahatsızlık duyabilirler. Çünkü bu altı partinin birlikteliği çok değerli, çok önemli. Biraz önce Almanların dediği şeyi de biz böyle kıracağız. Biz çok içtenlikle Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun içindeyiz. Şimdi bir yıl laf söyleniyor. Bunlar gidemezler, işte altıyı terse çevirdin, dokuz olurdu bilmem neydi vesaire. Evet vesaire. Yani herkesin bu konuda çok içten davranması gerekiyor. Çok duyarlı olması gerekiyor. Çok dikkatli olması gerekiyor. Öyle bir ortamda bunun böyle söylenmesi sanki doğru olmadı gibi. Yani ben suçlamayayım kimseyi ama beni biraz rahatsız etti. En azından onu söylemiş olayım. Peki o gün açıklanacak olan metin bize ne vaat edecek? Onu mu önce isterseniz sizinle onu hiç konuşamadık tabii ki, fırsat bulamadık. Çünkü sizden sonra oldu, geldikten sonra oldu. O fotoğraf sizin için anlamlı bir fotoğraf mı? Çok, neden anlamlı çok bir önemli. Fotoğraf? Çok önemli. Yani Türkiye'de ilk defa böyle bir siyasi birliktelik inşa ediliyor. Koalisyon değil. Koalisyon değil, ittifak. Aslında tam ittifak sözcüğünü de kullanamayacağız galiba İpek Hanım. Çünkü yasak değil. 2018'den itibaren yasak artık değil. İttifaklar yasak değil. Yasal olarak ittifak kurulabiliyor. Niye kullanamayacağız? Yani şöyle, çünkü Deva Partisi ile Gelecek Partisi'nin ittifak içinde tam anlamıyla, tam teşekküllü bir biçimde yer alıp almadığını yine tam anlamıyla bilmiyoruz. Zannediyorum seçim tarihi açıklandıktan sonra netleşecek. Yani orada bu. Şöyle bir duyarlılığın olduğunu düşünüyorum. Şimdi son sıralarda entelektüel çevrelerde, bu arada basında da program ittifakıyla seçim ittifakı ya da organik ittifak ve seçim ittifakı ayrımı yapılmaya başlandı. Yani sanki seçim ittifakı başka, bir de ondan ayrı olarak program ittifakı inşa edebilirsiniz, o da başka gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Yani bu sistemi değiştirelim beraber ama hepimiz ayrı birer partiyiz. Şöyle bir önemli gelişme olduğunu düşünüyorum. Bir süre önce, yani bir ay önce falan, yaklaşık bir ay önce, çok kısa bir süre önce Deva Partisi eğer üzerinde ayrıntılı bir biçimde çalışma yapılırsa Cumhurbaşkanlığı seçimiyle parlamenter sisteme geçilmesini sağlayacak seçim arasındaki gelişmeleri 6 aya indirebiliriz. 6 ayda bunu tamamlayabiliriz demişti. Bu çok süreli, sınırlı bir birliktelikti, öyle söyleyeyim. Ama sonra bir değişiklik oldu. Şimdi Deva Partisi de 5 yıllık bir birliktelikten söz etmeye başladı. Şimdi bu çok önemli bir gelişme.
bunun program ittifakı, yani seçim ittifakından program ittifakına geçilmesini sağlayacak bir gelişme olması gerektiğini düşünüyorum. Geçen ay galiba Metropol'ün anket sonuçlarıydı. Ankete katılanların %47.1'i Millet İttifakı partilerinin Türkiye'yi yönetmeleri konusunda kuşku taşıdıklarını gösteriyordu. Bu çok çarpıcı bir şey. Ama ben burada bu anketi yanıtlayanları da eleştirmiyorum şundan. Çünkü biz bu 6 parti, biz dediğim bu 6 parti, biz yurttaşlarımıza güçlendirilmiş parlamenter sistem adını verdiğimiz siyasi metnin dışında başka bir metin sunmuş değiliz. Soyut bir öneri mi? Soyut gibi değil ama size çok sınırlı bir öneri. Yani 28 Şubat'ta açıklanacak da bu zaten. Oysa bu yeterli değil. Yani insanlar... Ne yapılmalı? Bir gelecek programı, bir 5 yıllık programa ihtiyacımız var. Başta yoksulluk olmak üzere. Geçenlerde Sayın Ümit Özlale ile İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısı, bir Kalkınma Politikaları Başkanı onunla bir toplantıda görüşmüştüm. Özellikle çocuk yoksulluğuna dikkati çekmişti o görüşmemizde. 7 milyon 400 bin evladı çocuğumuz aç, yoksul. Tasavvur ediyor musunuz? Yani yoksulluk sorununu öne çeken, yoksulluğu yenmeyi amaçlayan, yoksulluğu sıfırlamayı amaçlayan bir programa ihtiyacı var. Türkiye'nin nasıl yönetileceğine ilişkin bir programa ihtiyacı var. Onun için ben bunları tek tek sıralamayayım. Gelecek projesi diyorum. Gelecek programı diyorum. Yani bizim elimizde iki metin olmalı İpek Hanım. Bir. Gelecek programı isterseniz sıralayın. Çünkü bizim aslında sorunlarımızın da adı bu. Yani Sayın Ümit Özdağ'la burada da gelip çok kapsamlı şekilde birkaç kez anlattı bu projeyi. Yani özellikle yoksullukla ilgili araştırmalarını, ki çok kıymetli araştırmalardı gerçekten. Çocuk yoksulluğu, genç yoksulluğu, kadın yoksulluğu. İşsizliği, genç işsizliği özellikle. Evet. Fakat sadece bu mu sizin söylediğiniz şey? Başka hangi ana başlıklarda yurttaşa biz bunları değiştireceğiz? Biz geldiğimizde bunlar olmayacak. Çünkü biz bunları yapacağız demek gerekiyor. Evet. Yani aslında 28, 12 Şubat'ta açıklanan ortak açıklama metninde bu konuları, yani başka hangi konuların ele alınacağını müzakere ettik ifadesi kullanılıyor. Evet. Müzakere etmişler. Peki yani müzakere ettiğinizde sonra ne olacak? O konuda bir açıklama yok. Belki önümüzdeki günlerde, belki 28 Şubat günü, bilmiyorum. Orada yapılacak açıklamalarda bunu da duyabiliriz. Ya yani neleri müzakere ettiklerini bilmiyorum ama önümüzdeki sorunların çok vahim olduğu, çok acil olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir de ben bunlara çok öncelikle ele alınmamakla birlikte yaşadığımız başka sorunların da eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin İstanbul'daki bu kar afeti diyeyim. İstanbul'un yönetiminin ne kadar kötü olduğunu şu anlamda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin merkezi yönetiminin bunu ne kadar yanlış bir biçimde ele aldığını gördük, yaşadık. Bir yol, TEM denilen yol, İstanbul merkezi yönetimin denetiminde. E5 denilen yol ve çevresi Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde. Kuzey Marmara denilen yol, o çevre yolları bir özel sektör kuruluşun, Yap İşlet Devlet'le oraya almış kuruluşun yönetiminde. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir kent yönetilir mi? Köprünün üstü bir başka kuruluşun yönetiminde, köprüye gelen ve çıkan yollar bir başka yerin denetiminde. Şimdi bu ciddi bir idari sorun var İpek Hanım. Mesela bunun da ele alması lazım. Sizinle program yaptığımız gün Isparta'da ilk defa kesintisi başlamıştı. Doğru. Bir facia, yani 4-5 gün süren bir kesintiyi yaşadık. O nereden kaynaklanıyor? Bunun da ele alınması lazım. Yani liderlerin, bu 6 parti genel başkanının 12 Şubat akşamı o 5 saatlik toplantıda istişare ettikleri, görüş alışverişinde bulundukları başlıkların dışında, bilmiyorum belki bu da vardı. Eğer yoksa bunların da, yani Türkiye'nin idari yapısının, Türkiye'nin yönetim sisteminin de buraya eklenmesi gerekiyor ve sonuçta bir anayasa metni, güçlendirilmiş parlamenter sistem metni, bir de bir gelecek projesi dediğim bu proje ortaya çıkarılmalı. Evet, aslında başka komisyonlarda başka çalışmalar yapılıyor değil mi? Mesela ekonomi
konusunda? Bilmiyorum. Yani biz yapıyoruz. Hı-hı. Öteki partilerin de yaptığını biliyorum. Mesela İyi Parti'nin İyi Kalkınma diye bir çalışması olmuştu. Hı-hı. Deva Partisi'nin yine başarılı bir çalışması olmuştu. Her parti yapıyor, biz de yapıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ama birlikte yaptığımızı bilmiyorum. Hı-hı. Yani komisyonlar kurularak örneğin iktisadi alanda, toplumsal Hı-hı. alanda, idari alanda, yoksulluk konusunda vesaire. Yani siz aslında güçlendirilmiş parlamenter sistem bir anayasa metni ama yetmez. Yurttaşın sorunlarını birebir çözecek olan bir yeni ek metne ihtiyaç olduğunu söylüyorsunuz. Evet, yani söylüyorsun. Yetmez ama evet demiyorum. Yani o yetmiyor, yeni metinlere. Onu ağzımıza almıyoruz, tamam. Yeni metinlere, yeni çözümlere, yeni önermelere ihtiyaç var. Bu gereksinmeyi de biraz önce söylediğim Metropol'ün Ocak ayındaki anket sonuçları ortaya koydu. Hı hı. Yine geçen gün sizinle konuşmamızda söylemiştim. Sayın Genel Başkan Eylül'de seçim yapılacak, hı hı. yapılabilir ifadesini kullanmıştı. Bu bir entelektüel tahmin değil, olamaz. Bir parti genel başkanı öyle bunu söyleyemez. Hı hı. Eğer bir parti genel başkanı, bizim parti genel başkanı bunu Eylül ayında yapılacak diye değerlendirmişse, bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne bir hedef göstermedir. Biz seçime hazır olun. Ona göre hazırlanın daha doğrusu. Biz buna göre hazırlanacaksak bizim dostlarımız da öyle, genel başkan o ifadesini kullanayım. Dostlarımız, yani bizim hepimizin, ittifakın, bütünün buna hazır olması gerekir. Bu da ne demek? Bu da planıyla, programıyla hazır olması. Birkaç ayımız var önümüzde. Yani bakın, Şubat bitti, işte Mart'a giriyoruz. 28 Şubat'ta açıklanacak bu. Önümüzde birkaç ay var. Eğer seçim Eylül'de ise biz Haziran'da falan yollara düşmemiz gerekiyor, değil mi? Evet. Peki sizce bu böyle bir program aynı zamanda da aday tartışmasının da önüne geçmeye yarar mı? Aday tartışması yapılıyor. Bunu önleyemezsiniz. Hı. Bunu önleyemezsiniz. Bakın, çok ilginç. Önlemeyi bir göz... beklemek de doğru değil galiba, yani, değil mi? Çünkü yani önleyemezsiniz. Bakın, Türkiye'de belediye başkanlıkları 1963 yılına kadar, İpek Hanım, belediye meclislerince belirleniyordu. Belediye meclisleri seçiliyordu. Belediye meclisleri kendi içlerinden birini belediye başkanı olarak seçiyorlardı 1963'e kadar. 1963'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimindeki koalisyon iktidarında, döneminde bu değiştirildi ve tek dereceli olarak belediye başkanları seçilmeye başlandı. Bunun üzerine halkımız çok sevdi bunu. Her belediye seçiminden 1-2 yıl önce bunun muhabbeti başlar. Hı hı. Kahvelerde, evdeki sohbetlerde, işte olsun bu olsun diye. Hı. Şimdi Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2014 yılında itibaren tek dereceli seçmeye başladı. Evet. Bu konuşmaların altında yatanın da bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi iki tane pozisyon tek dereceli seçiliyor. Bir belediye başkanlığı, biri cumhurbaşkanlığı. Öyle olunca da bunu doğrudan seçen insanlar o olsun bu olsun tartışmasını zevkle yapıyorlar. Kendi aralarında siz yapıyorlar. Siz yapmıyor musunuz Sayın Karayel? Herkes yapıyor. Ben de yapıyorum. Ben de bir Türk olarak bu sürecin içinde olan birisi olarak ben de bunu yapıyorum. Tabii burada biraz önce söylediklerimin bu tartışmayla da bağlantısı olduğunu belirtmem gerekir. Hı hı. Çünkü kim olacak tartışması biraz da ne kadarlık bir süre var önümüzde? Ne kadarlık bir süre için bir kişi göreve getirilecek ve ne yapmak için getirilecek soruları da biraz bununla ilgili. Yani nasıl bunu bir da mı bilmeli Yurttaş? Yani en azından yani bunu program belirleyecekler, belirleyecek olanlar bilmeli. Hı. Yani böyle bir yalnızca güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş diye bir şey varsa, onun Cumhurbaşkanı tipi farklıdır da, hı. eğer kapsamlı ve 5 yıl sürecek bir birlikteliğin inşa edilmesi söz konusu olacaksa, onun o durumda tercih edilmesi gereken Cumhurbaşkanı adayı daha farklı olabilir. Hadi bize söyleyin, nasıldır onlar? Yani o mesela neden 5 yıl süreceği?